mi utanmaz? Bir de kalkıp giyip boy gösteriyor. Şuna bak. Bugün bunu yapan yarın neler yapmaz? Ha? Adımızı mı çıkaracaksın kız sen bizim? Ha? El aleme rezil mi edeceksin bizi? Şerefimizi iki paralık mı edeceksin sen bizim? Bana bak. Bir daha yanılıp da böyle bir iffetsizlik, böyle bir ahlaksızlık yaptığını görürsem gözünün yaşına bakmam, kapının önüne koyarım seni. Anladın mı? Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Çiçek. Söylesene kızım. Yoksa vurdun mu kıza? Sen kızının ne halt yediğini bilsen? Yeter. Kıza yapmadığını bırakmadın. Azıcık kızı rahat bırak, insaf et. Bu bizim Allah'ın emaneti. Sen benim sözümü kesme de bir dinle. Sen kızının ne haltlar yediğini bilsen, benden önce kendini döverdin. Annem haklı baba. Kızım sen karışma. Karışacağım. Çünkü annem haklı, boşu boşuna üzüyorsun onu. Çiçek bu sefer çok ileri gitti. Ahlaksızca davrandı. Ne ahlaksızlığı, ne oluyor? Biriniz anlatsın, çıldırtmayın beni. Kaşla göz arasında Kerem'i ayartmış seninki. Serap kızım, sen geç içeri. Baba. Serap, çık dedim. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Fatma? Ne demek ayartma? Ne demekse o işte. Ne yapmış etmişse artık. Oğlan bugün elinde hediyeyle geldi. Hem de durup dururken. Seninki de giymiş çıkmış, elbiseyi de bir görsen. Ne yapsaydım? Sessiz mi kalsaydım? Göz mü yumsaydım bu ahlaksızlığa ha? Şimdi elini vicdanına koy, sen söyle. Allah aşkına Kaz. Daha dünkü çocuk niye elinde hediyeyle geliyor? Hı? Amacı ne? Bu hediye neyin karşılığı? Ya bizim bir ahlakımız, bir arımız, namusumuz var ya. Bak benim kızıma. Ne kadar mazbut, ne kadar hanım. Ya Çiçek? Ben Çiçeği bilirim. Arına da, namusuna da kefilim. Fatma, Serap neyse, Çiçek de o. Ayırma şu kızları. Sen de öz kızını hiçe sayıp elin ne ediyor belirsiz artığını sahiplenmeyi bırak. Bir ev, bir dükkan verdiler diye sahiplendik işte. Ay vallahi de billahi de tillahi de olmaz. Ay istemem ben bunu. Vallahi bak ısrar edersen alırım çocuğumu da giderim adamın evine ha. Göremezsin çocuğunun yüzünü bir daha. Kalırsın böyle elin bebesiyle. Fatma, etme, eyleme. El kadar çocuk. Günah. Sen vicdanlı bir kadınsın. Yazık değil mi günahsıza? Ay bana ne be? Bana ne? Tohumuna para mı saydık? Bu devirde kimse kimseye hayrına su bile vermiyor. Sen diyorsun çocuk bakalım. Hangi parayla Kazım ha? Hangi imkanla? Bu dükkanın ve evin tapusunu bize verecekler. Anlamadım. Dükkanı ve evi mi verecekler? Evet. 18 yaşına kadar çocuğun üstünde kalacak. Ondan sonra bize geçecek. Dükkan dedin, o dedin, bu dedin. Sanki babanın hayrını aldın, ha? Biz de işte ileride işimize yarar diye aldık eve. Şimdi bana babalık taslama. 18'inde de dükkan üzerimize olacak, bunu sakın unutma. Onca yıl boşuna çekmedim ben bunu kahrını. Şşş, yeter. Bu konu kapandı artık. Çiçeğe doğru dürüst davranacaksın dedim, o kadar. Yok, bu hal devam ederse gerisini sen düşün artık. Girin. Ben kötü bir şey yapmadım. Ben senin namusuna laf getirmem. Biliyorum kızım. Çok ağrıma gitti. Hiçbir suçum yokken böyle suçlanmak.
Tamam kızım. Tamam Karbeyaz. Geçti. Ben hiçbir şey yapmadım baba. Kerem dün elbiseme çamaşır suyu döktü. Sonra gitmiş elbise almış özür dilemek için. Ben başta istemedim, kabul etmedim. Ama çok üzülmüş. Gönlü olsun diye kabul ettim. Anlatmama bile gerek yok kızım. Benim sana itimadım tam. Benden yana gönül rahat olsun. İyi ki varsın baba. İyi ki sen varsın. Yoksa dayanamazdım. Kanki, anlat. Durum ne? Kuş girdi mi kafese? Elbise planı fena gitmedi. Çiçek aldı hediyeyi. Oğlum o da dünden razıymış ha. Yok, öyle değil. Yani almak istemedi. Ha, istemem yan cebime koy diyorsun yani. Hayır, gerçekten kabul etmedi. Ağzından girip burnundan çıktım kabul ettirinceye kadar. Da benim aklıma başka bir şey takıldı. Neymiş o? Neyse, boş ver. O kadar da önemli bir şey değil. Önemli olan şey, kızın kalbini çalacağım. Hem de tapusuyla birlikte. Helal kardeşim be. Değil mi anne? Duydum babamın söylediklerini. Kafayı yiyeceğim ya. Resmen çifte standart var bu evde. Aynı şeyleri ben yapmış olsam babam kapıyı duvarı üzerime yıkardı. Ama çiçek olunca çıkmıyor tabii. Oh ne âlâ. Aman boş ver anne. İşte tencere kapak bulmuş birbirini. Al birini vur ötekine. Sen merak etme. Senin arkanda ne olursa olsun kapı gibi annen var. Tamam mı? Fısırık baban olmasa da olur yavrum benim. Yok yok, o iş öyle kolay değil. Çok şımardı o çiçek. Ona bir ders vermek lazım. Çıkıyorum ben. 2 saatlik işim var. Malzeme alacağım. Başta kabul etmemeliydim. En iyisi geri vermek.